Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte Theta projesini inceleyeceğiz. Bu kripto aslında çıkalı bir yıl oldu. Fakat yol haritasını henüz tamamlamadığı için ve çok istikbal vaat eden bir proje olduğuna inandığımız için bunu incelemeye karar verdik. İncelememize başlamadan önce her zamanki gibi çabucak hatırlatayım. Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak isterseniz lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Teta Network nedir arkadaşlar? Teta yeni nesil bir video paylaşım platformu. YouTube gibi YouTube'un blockchain versiyonu olarak düşünebiliriz. Hmm. Ve alanında ilk. Yani bir başka merkeziyetsiz video platformu henüz blockchain dünyasında mevcut değil. Şu an için en azından. İzleyiciler Teta token'larıyla ödüllendirilir. İzleyiciler band genişliğini ve kaynaklarını paylaşması durumunda ödül olarak Teta token'ı kazanabilir ve kazancını video yaratıcılarıyla paylaşabilir. Çok güzel bir özellik. Yüksek kalite, eşten eşe merkeziyetsiz video platformu Teta'da tüm dünyada sorunsuz ve kaliteli bir şekilde video yayını yapılabilir. Güzel. Düşük masraflar. Yayıncılar ve içerik üreticilerinin pahalı altyapı geliştirmesine gerek yok. Masrafların düşük oluşu tüm üyelerin işine yarar ve daha fazla kazanç anlamına gelir. Teta blockchain'in faydaları. Teta kullanıcıları video içeriği ve veri dağıtımı için küresel bir altyapıya erişim sağlar. Bu açık kaynaklı proje e-spor, müzik, TV, filmler, eğitim, kurumsal konferans, eşler arası akış ve daha fazlasını sağlar. Ek olarak platformun merkezi olmayan yapısı TETA'nın kullanıcılar tarafından yönetilmesini sağlar. Birlikte çalışabilirlik. TETA ağının bir diğer önemli yararı genişletilebilirliği ve birlikte çalışabilirliği. A merkeziyetsiz uygulama DAP oluşturulmasını destekler. Mükemmel bir özellik. Teta blockchain nasıl çalışır? Şu anda Teta blok zinciri video içeriği dağıtımı için amaca yönelik olarak oluşturulmuş tek blok zinciridir. POS, Proof of Stake dediğimiz madenciliği kullanır. Sistem yeni bir Teta blok kazıldığında kendisi için bir puan hesaplar. Aktarılan video akışı puan miktarının bir ölçüsüdür. Maksimum izlenme blok ödülünü arttırır ve düğüm operatörlerini daha fazla video yayınlamaya teşvik eder. Ayrıca Teta blok zinciri küresel itibar konsensusu kullanır. Yeni bir blok çıkarıldığında tüm düğümler bloğu çıkaran düğümün itibarını doğrular. Bu kadar teknik bilgi yatarak elimden geldiğince teknik bilgilerden sıyırmaya çalıştım arkadaşlar. Yalnız bu projenin ne kadar önemli olduğunu anlatmanız için elimden geldiği kadar basit bir şekilde bu kadar olsun değinmek zorundaydım. Kusura bakmayın. TETA'da paydaşlar 7 gruba ayrılır. Video platformları TETA TV'ye ek olarak 3. taraf sağlayıcılar T-Fuel satın alıp izleyicilere dağıtırlar. Yayıncılar ağdaki içeriğin üreticileridirler. Çalışmaları için Teta TV üzerinden TFU'yu alırlar. Örneğin izleyicilerden bağışlar yoluyla. İzleyiciler, izleyiciler video içeriğini izleyerek TFU kazanabilir. Bu reklam etkileşim veya video ile yapılan etkinlikler yoluyla olur. Reklam verenler. Reklam verenler Teta TV platformunda reklam alanı ve sponsorluk satın almak için Teta Tokens kullanır. Aktarıcılar. A ön belleğe alma sağlayarak izleyicilerin daha iyi içerik tüketmesini sağlar. Buna karşılık TFU ile ödüllendirilirler. Koruyucu düğümler, a’daki blokları doğrular ve tamamlar. Doğrulayıcı düğümler, Teta'ya stake etme ödülü olarak Tfuel alırlar. Arkadaşlar bu kısmı gerçekten benim hayran kaldığım bir şey. Biliyorsunuz ki geleneksel e, medya platformları YouTube gibi. E, orada yayınlayıcılar bir miktar para kazanabilirler yaptıkları yayın karşılığında ama gerçekten aldıkları miktar YouTube'un kazançları karşısında devede kulak kalır. Çok cüzi bir parayı e, açıkçası paylaşır e, yayınlayıcılarla. Burada çok daha fazla e, paya sahip olma hakkı var yayınlayıcıların. Burada da kalmamış. Yani YouTube gibi medya platformlarında, geleneksel medya platformlarında izleyiciler hiçbir şey kazanamazlar. Sevmeye, istemeye zorla reklam izlettirirler ve bunun karşılığında hiçbir gelir elde etmezler. Yalnız burada sadece içeriği izleyerek bile gelir elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hem reklamlı hem reklamsız. Yayıncılar aynı zamanda reklam verenlerden sponsorluk alabiliyorlar. Müthiş bir şey. Reklam verenler daha az para harcayarak reklam veriyor. Ayrıca bu paranın çoğu izleyici ve yayıncılara gidiyor. Bu kadar adil bir şey gerçekten insan geleneksel medya yayın platformlarının gelecekte blockchain tabanlı bu tarz platformlarla nasıl bir rekabet edeceğini düşünmeden edemiyor açıkçası. Burada sizin aklınıza bir soru işareti bırakmak istiyorum çünkü sonuçta yatırım yapılabilir mi diye bir proje inceliyoruz. Teta token ve fuel. T-Fuel. Teta tokenları ağın yönetim belirtici arkadaşlar. İki çeşit e, kriptosu var bu platformun. E, birisi Teta token. Teta tokenları doğrulayıcıların ve koruyucuların pay alma, blok üretme, protokolün yönetimine katılması için kullanılır. Şu anda dolaşımda 1 milyar adet jeton var. Ve bu aynı zamanda platformun toplam token miktarı. Arkadaşlar lütfen buraya da bir artı puan yazın. Çünkü kilitleri tamamen açılmış ve dolaşıma sunulmuş kriptoların... E, Sürpriz bir şekilde e, ciddi miktarlarda krip, e, e, Yatırımcıların Kriptolarını satmasıyla Oluşan fiyat volatilitesinden e, e, Fiyat volatilitesine maruz kalmama gibi bir e, artıları olabiliyor Tfuel Tetafuel teta blockchain yakıtıdır bu nedenle kısmen ethereum veya Neo'daki gaz ile karşılaştırılabilir Tfuel ön belleği alma düğümleri kurma veya akıllı sözleşmelerle etkileşim kurma ve oluşturma gibi işlemler için bir ödeme aracı olarak hizmet eder. Bununla birlikte örneğin Teta'yı stake ederek veya diğer kullanıcılarla ön alma gücü sağlayarak veya Teta TV platformu ile etkileşime girerek de kazanılabilir. Teta TV Ağın ana akış hizmetidir. Kullanıcılar videolarını buradan görüntüleyebilir ve yayınlayabilir. Bu app gelecekteki bu DAP gelecekteki Samsung Galaxy telefonlarına dahil edilmek üzere ayarlandı. Entegrasyon Teta yazılımını 75 milyon mevcut cihaza yerleştirecek. Sonuç olarak bu hareket Teta'ya dünya çapında ilerleyen bir kullanıcı tabanı sağlayacaktır. Arkadaşlar bu başlı başına inanılmaz bir e, gelişme. E, bu tamamlandığı zaman bu proje gerçekten e, bildiğim kadarıyla iPhone'dan sonra dünyada en fazla kullanılan telefon e, Samsung'un Galaxy serisi bir de, bu kadar büyük insana birden açılması zaten projeyi projeye çok önde başlama fırsatı sunuyor. Zaten rakipsiz bir proje. Hali hazırında rakipsiz olmasına rağmen inanılmaz geniş kitlelere hitap etme şansını en baştan yakalayacak. Buraya da bir artı puan verip dikkatinizi çekmek istiyorum. Akıllı sözleşmeler. Akıllı sözleşmeler ödül dağıtımını ve toplamayı kolaylaştırmaya yardımcı olmak için kullanılan teşvik sözleşmesi türüdür. Yayıncılar ve izleyicileri ödüllendiren reklam verenler, yayıncılara ödül veren izleyiciler, birden çok yayıncı için hediye sözleşmeleri, premium veya ücretli video içeriği, yayıncı içeriği veya merkeziyetsiz içerik ağlarına abonelikler, ön bellekler, ödülleri izleyiciler ve içerik yayıncılarıyla paylaşabilir. Arkadaşlar akıllı sözleşmelerle projede topluluk yöneteceği için e, neredeyse bir projenin tamamında söz hakkı sahibi olacaksınız. Mealen bunu söylüyor. E, yine bir artı puan. Aynı zamanda TETA bir açık kaynak platformu aç arkadaşlar. Nedir bunun avantajları? Açık kaynaklı ağ protokol, TETA ağını geliştirmek için tüm geliştiricilere ve ortaklara açık olması, merkezi olmayan uygulamalar, dApps, video platformları ve içerik sağlayıcıları izleyicileri için özelleştirilmiş dApplar oluşturabilir. Çok güzel. Çoklu içerik temaları, e-spor, müzik, TV ve filmlerden oluşan uzaktan öğrenmeye ve eşler arası canlı akışa kadar yeni nesil eğlenceye güç verir. Çok deneyimli bir lider kadrosu var arkadaşlar dilerseniz linketin profillerinden ulaşıp daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Aynı zamanda yine çok iyi bir blockchain ekibi var. Ekip gerçekten çok deneyimli yine hepsinin linketin profili mevcut. Blockchain ekibinin kendi danışman kadrosu da var arkadaşlar. Gerçekten bu projenin ne kadar ciddi ne kadar kapsamlı bir proje olduğu açısından Bunları belirtmekte fayda var. Medya danışmanları var. <laughs> Yine bunların LinkedIn profillerinden okuyabilirsiniz ama sadece şu altlardaki nereden geldiklerine dair logolara bakarsanız YouTube, Place TV, Twitch, Microsoft, Verizon, Sony yani bundan daha deneyimli bir medya danışmanı kadrosu ol olabilir miydi? İnsan sormadan edemiyor açıkçası. Platform şimdiden kendine birçok dijital ve online e Ortak edilmiş durumda arkadaşlar ama bu daha başlangıç bu henüz tamamlanmış bir proje değil siz de biliyorsunuz. Zaman içerisinde bünyesine çok çok daha fazla Ortak alacaktır. Yatırımcılar Arkadaşlar yine inanılmaz bir yatırımcı kitlesi var yani Birçok büyük yatırımcı Kripto yatırım firma, Firmasının haricinde Sony Invasion Samsung gibi devleri de yatırım kadrosuna çekmiş Durumda Bu da projenin ne kadar büyük firmaların dikkatini çektiğini anlamamız açısından çok önemli. Yol haritası henüz tamamlanmadı arkadaşlar. 2021'in ilk çeyreğinde çıktı bu proje. 2021'in pardon 2020 evet 2021'in son çeyreğinde de tamamlanması bekleniyor. Şu anki fiyatı 2 dolar arkadaşlar. Gelmiş olduğu piyasa hacmi 2 milyar dolar. Evet çok büyük bir hacim gibi gözükebilir. Yalnız sahip olduğu potansiyelle bu yani e, geleneksel e, online medya platformları ile yarışabilecek bir düzeye geldiği zaman yani bizim o piyasa hacminin yanına 1 2 0 dağıtmamız atmamız gerekecek. E, o kadar büyük bir potansiyel var. Tata bunu başarabilir mi ben bilemem ama şu an blockchain dünyasındaki tek mevcut platform ve çok profesyonel bir kadroyla, çok ciddi bir yatırımcı kitlesiyle beraber işin içine girmiş durumda. <laughs> yani açıkçası e, bayağı ümit verici gözüken bir proje. Sonuç olarak, Theta Blockchain'in YouTube'u olur mu, almaya değer mi, değerli mi, De değil mi? Bu soruyu yalnızca kendiniz cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. Kararınız için asla tek bir kaynağa güvenmeyin ve kendi araştırmanızı kendiniz yapın biz elimizden geldiği kadar basit bir şekilde teknik detaylara girmeden zamanı da çok iyi değerlendirmeye çalıştık. Çünkü uzun videolar bazen gerçekten sıkıcı olabiliyor. Elimizden bu kadar geldi. Umarım incelememizden memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki projemizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.